İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı ile ilgili tüm detayları A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutlu'da ve değerli konuğu Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'tan alacağız şimdi. Aslı, söz sizde. Evet, aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı 16. oturumu yarın başlayacak ama bugün öncesinde İstanbul'da İstanbul Kongre Merkezi'nde İcra Komitesi 46. toplantısıyla başladı diyebiliriz Türkiye Büyük Millet Meclisliği'nin meclisinin ev sahipliğinde. İşte şu anda da halen görüşmeler devam ediyor, toplantılar devam ediyor İstanbul Kongre Merkezi'nde. Yarın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir açılış konuşmasıyla başlayacak. Aslında bu önemli toplantı diyelim. İşte tabii ki iki gün sürecek bu toplantı. Detayları neler? Yanımda da çok değerli bir konuğum var, Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop bizlerle birlikte. Efendim, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, çok değerli bir toplantı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı. Bu sene de biz Burkina Faso'dan devralacağız özellikle. Neler söylemek istersiniz? Bugün sizinle görüşmeleriniz oluyor. Nasıl geçiyor toplantı? Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi bu, parlamenter birlik. Bunun 16. konferansı bu. Daha önce 2019'da Fas'ta yapılmıştı ve o toplantıda Burkina Faso dönem başkanlığını üstlendi. Normalde yılda bir yapılıyor ama salgın dolayısıyla yapılamadı. Tunus alacaktı. Tunus'taki siyasi gelişmeler sebebiyle Tunus'un toplantıyı yapabilme imkanı Tunus parlamentosunun kalmadı. Bu bakımdan başka ülkelerin de talebiyle Türkiye'nin yapması yönünde bir karar alındı. Biz de talip olduk. Bu konferansı yarın yapacağız. Şimdi hazırlık çalışmaları, toplantıları var. Böylece dönem başkanlığında Türkiye olarak biz üstlenmiş olacağız. 52 üyesi var İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin. Yaklaşık 33 civarında ülke ve diğer uluslararası asambleler dahil olmak üzere 40'a yakın katılım var burada. Şimdi tabii bu İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamble önemli bir uluslararası zemin. Bundan 10 gün kadar önce İspanya'da, Madrid'de parlamentolar arası birlik toplantısını yaptık. Dünyada bütün ülkelerin parlamentolarının üye olduğu, 180 civarında üyesi var bir birlik. Ama onun dışında bölgesel veya fonksiyonel amaçla kurulmuş olan parlamenter birlikler de var. Onlar arasında en güçlü olanlardan birisi, sayısal olarak en azından, sayıca en fazla olanlardan birisi bu dediğimiz İSİPAP, bizim kısaca Türkçe kısaltması bu. Tabii bu biraz salgın döneminde etkisiyle yavaş yavaş bu iki yıl içerisinde faaliyetleri büyük ölçüde durma noktasına gelmiş bir parlamenter birlikti. Birçok şikayet de var, birçok ülke daha aktif olunması gerektiği yönünde bir takım görüşler ileri sürüyordu. Biz bu çerçevede toplantıyı yapıyoruz. Akabinde de aktif bir çalışma dönemi içerisinde bir yıl en azından gireceğiz. Burada bazı icra komitesinde de konuştum. Yarın da konuşacağız. Bazı adımlar da atacağız. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde, yani İslam ülkelerinin dışındaki ülkelerde Müslüman azınlıkların insan hakları ile ilgili bir özel bir komite oluşturmayı öneriyorum ben. Onun yapacağı çalışmalar, raporlamalar önemli takım sonuçlar ortaya çıkartabilir. En azından bilgilendirme, kayda geçirme açısından. Evet efendim, güzel de aslında bir başlığı var, bir teması var bu yıl. Evet. Paylaşım, vicdan, İslam, Filistin, göç ve Afganistan. Evet. Anlamlı bir başlık bir taraftan da. Efendim, tabii ki bir taraftan da Türkiye'nin bu önemli konferansın dışında yine diplomatik olarak Orta Doğu'da gerçekleştirdiği dış politikası var efendim. Farklı bir sürece giriliyor sanırım. Siz de bu yönde adımlar atıyorsunuz. Bir taraftan Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da attığı adımlar, yaptığı görüşmeler var. Zaman zaman muhalefet tarafından da eleştirilse de özellikle sizin de son dönemlerde Mısır, İsrail gibi ülkelere gönderdiğiniz mektuplar var. Bir yön mü değiştiriliyor? Bir farklı bir politikaya doğru mu gidiliyor dış politikada efendim? Orta Doğu'da özellikle. Evet. Yön değişikliği demek yanlış olur. Şunun için yanlış olur.
Tabii bu biraz 20. yüzyılın ikinci yarısının uluslararası konjonktüründe kalmış olan bazı zihinler, kafalar var. O zaman çok statik bir uluslararası ilişkiler çerçevesi vardı dünyada. İki blok var. Herkes bir bloka kendini adapte etmiş ve uluslararası sorunlarla ilgili olarak kendi mensup oldukları blokun görüşü neyse, politikası neyse onu izlerdi ülkeler. Fakat o bloklar ortadan kalktı 20. yüzyılın sonlarında, son 10 yılı içerisinde. Şimdi herhangi bu anlamda bir blok yok. Şüphesiz daha liderlik iddiasında olan bazı ülkeler var ama bütün ülkeler bir ülkeyi izleyerek politikalarını belirleyemez hale geldi artık. Çok dinamik bir uluslararası ilişkiler süreci yaşanıyor dünyada. Hatta belli bir ülkeye karşı bir tavırdan ziyade her olay karşısında yeni bir tavır geliştirmek ve yeni bir politika üretme mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için şartlar değişiyor. Bir gün öncesinin politikalarını, tavrını, tutumunu yenilemeniz gerekiyor. Yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu sadece Türkiye için değil, dünyadaki her ülke için öyle. Görüyoruz bunu zaman zaman. Bazı konularda mutabık kaldığımız ama bazı konularda tamamen farklı taraflarda yer aldığımız ülkeler var. En azından şunu öneririm, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere bakalım. Suriye'deki pozisyon, Libya'daki pozisyon, işte şu an Ukrayna, Rusya anlaşmazlığındaki pozisyon. Yani bir ülkeyle veya belli bir ülke grubuyla her konuda mutabık kalma veya her konuda hasım olma, karşı tarafta yer alma dönemi yok artık. Olay bazlı olarak bir tavır ve politika belirleme mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Yeni bir dünya düzeni yerleşene kadar, oturana kadar veya belirlenene kadar, ki olacaksa böyle bir şey, o da ayrı bir soru işareti. Böyle bir dinamik süreçten geçiyoruz. Bu bakımdan Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu durumları gözeterek, yeni gelişmeleri dikkate alarak tavırlarında yeniden değerlendirmeler yapıyor. Muhatabımız ülkeler de bunu yapıyor esasen. Mesela bu toplantıya Mısır'dan Meclis Başkan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Şura Başkanı bir heyetle beraber geliyor. Suudi Arabistan'dan yine aynı şekilde katılım oluyor burada. Tabii şunu dikkate almamız lazım bu çerçevede, böyle bir uluslararası konjonktürde. Her ülkenin bir başka ülkeyle mutabık kalmadığı, ihtilafta olduğu, farklı görüşe sahip olduğu konular var. Ama biz bunlara yoğunlaşırsak o farklı görüşe sahip olduğumuz sorunları, konuları da çözemeyiz. Bizim müşterek noktalar, mutabık olduğumuz hususlar üzerine odaklanmamız lazım. Bunlardan hareketle eğer bir diyalog, müzakere ortamı kurabilirsek, o zaman görüş farklılıklarını, ihtilaflı noktaları da konuşabileceğimiz bir ortam tesis edebiliriz. Şimdi öyle bir adım, daha doğrusu adımlar içerisindeyiz. Çünkü çok yoğun ve ağırlaşan sorunlarla karşı karşıya dünyamız, bölgemiz, ülkemiz tabii nereden? Suriye'de ilgili göç riskleriyle ilgili birçok şey yaşandı, 10 yıldır yaşanıyor. Afganistan'da yaşanan durum, yani göç meselesi tabii bizim açımızdan önemli bir konu ama bir başka konu da orada çok ciddi bir insani kriz var. Yani açlık noktasına kadar varabilecek bazı risklerden bahsediyoruz. Böyle bir durumda başta Türkiye olmak üzere, komşu ülkeler başta olmak üzere ama bütün dünyanın inisiyatif alması gerekiyor. Yani işbirliği yapmamız gereken, bizi buna zorlayan birçok alan var. Tabii en başta müşterek değerlere sahip olan, komşumuz olan ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı mensubu olan ülkeler bence bu konuda öne alınmalı. Bu bakımdan bizim bu ilişkilerimizin yeniden tamir edilmesi, onarılması, geliştirilmesi yönündeki irade, yaşadığımız yeni 21. yüzyılın dünyasının uluslararası konjonktürüyle bağlantılı. Bu 20. yüzyılın o paradigmalarıyla hala dünyaya bakmaya çalışanların yaptığı en büyük hata bu. Artık o gözlükler bozuldu, onlar görmüyor artık, göstermiyor. Maalesef efendim. Şimdi hemen dış politikadan içe doğru dönmek istiyorum efendim. Evet. Siz de yoğun bir aslında gündemde bu toplantıya katılıyorsunuz. Ankara'da yoğun bir gündem var. Mecliste bütçe görüşmeleri gerçekleştiriliyor ama tabii ki birazcık üzen görüntüler herkesi yaşandı. Dün bir tartışma, bir kavga meydana geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Geçtiğimiz günlerde de yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine mecliste yaptığı bir hareket birçok eleştiri aldı. Siz bu tartışma ve kavgalara neler diyeceksiniz? Maalesef. Parlamento, yani kökeni itibariyle de kelimenin
konuşulan yer demektir. Yani insanların sözle kendilerini anlattığı, anlaşmaya çalıştığı bir yer, bir mekan. Bu bakımdan bu tür kavga görüntülerinin, fizik müdahale noktasına varan bazı tartışmaların parlamentolarda olmaması gerekiyor. Bunu vatandaşımız, milletimiz de tasvip etmiyor. Milletvekillerimizin de çok büyük bir çoğunluğu tasvip etmiyor. Onun için bu görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Meclisi'nin kimliğine, karakterine, tarihi şahsiyetine yakışmayan görüntüler. Ben milletvekili arkadaşlarımızı sözlü olarak her türlü tansiyonda tartışmalar yürütülebilir ama bu tür hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermemeleri açısından uyarıyorum, tekrar söylüyorum, ikaz ediyorum. Sözlü olanların da belli bir ölçüsünün olması lazım. Yani genel ahlak, adab kurallarına uygun sözler ve hareketler zaten. Bununla ilgili bizim meclisimizin iç düzeyinde de hükümler var. Mesela kanama cezası gerektiren bir maddede kaba ve yaralayıcı ifadelerin ve hareketlerin kanama cezasını gerektireceği düzenlenmiş maddede. Bu bakımdan o ilk günde de benim yönettiğim oturumda da yaşanan tablonun, o hareketin milletimizin tamamı tarafından, bunu görüyorum, bize yazılanlar, gönderilen mesajlardan görüyoruz, hoş karşılanmadığını ifade etmem lazım. Kasten olur, hataen olur ama sonuçta bir yanlış bir hareket yaptığı zaman insanın da onu telafi edecek bir tavır içerisine girmesi lazım. Bunlar hoş değil. Bunların benzerlerinin bir daha yaşanmamasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Evet. Efendim, bir taraftan da mecliste birçok dokunulmazlık dosyası var. Son olarak da özellikle Şırnak'ta aşiret lideri Tahir Güven bir pusu kurularak öldürüldüğü bir cinayet gerçekleşti ve sonrasında PKK üstlendi. Ve sonrasında yapılan soruşturmada da yine HDP'li bir milletvekilinin ailesinin ikamet ettiği evinden soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar çıktı. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Böyle de bir tablo yaşanmışken dosyalar hakkında, dokunulmazlık dosyalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şunu ifade edeyim. 4 şehidimiz var. Terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan evlatlarımız var. Şehadete yükselen evlatlarımız var. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tahir Güven şehit edilen arkadaşımızın abisi. Ben daha önce partide genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundum. Daha önce Cizre'de ilçe başkanlığı yapmış olan bir arkadaşımız Cihan Bey. Onun için kendisi daha o gece beni aradı, haberdar etti konuyla ilgili. Soruşturma herhalde devam ediyor. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke geldi mi onu hatırlamıyorum. Ama böyle bir şey yapıldıysa, bir yürütülüyorsa soruşturma, onunla ilgili bir fezleke de meclise gelebilir. Bu dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili olarak sayı bu tarihe kadar, bugüne kadar rastlanmamış derecede yüksek bir sayı. Bu noktaya varmaması lazım bunun. Ancak bu konuda meclis başkanının bizzat yapacağı bir şey yok. Biz gelen dosyaları karma komisyona havale ediyoruz. Bu konuda belli nitelikteki dosyalarla ilgili belki prensip kararları alınarak bunların dokunulmazlığının kaldırılması yönünde adım atılabilir. Daha önceki dönemlerde benzer adımlar zaman zaman olmuş. Bu dönemde de bir kişiyle ilgili yapılmıştı dokunulmazlığın kaldırılması. Ama bu tabii siyasi parti gruplarının karar vereceği bir husus. Evet efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizinle görüşmeniz devam ediyor bir taraftan. Çok da zamanınızı almak istemiyoruz. Yine de bu yoğun gündemde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim, çok değerli bir konuğumuz vardı. Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop bizlerle birlikteydi. Bugün özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı 16. oturum öncesinde toplantılar yapılmaya devam ediliyor İstanbul'da. Yarın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu oturum gerçekleştirilecek, açılış konuşmaları gerçekleştirilecek diyelim. Sözü yeniden İstanbul Kongre Merkezi'nden size bırakalım.